YKS'ye son 44 gün gerçekten de bizim için çok değerli bir süredeyiz arkadaşlar. Şu anda sınavla alakalı yapabileceğimiz her bir çalışma bize karşılık olarak dönecek. Olumlu bir karşılık olarak dönecek. Dolayısıyla lütfen daha sıkı sarılalım, daha iyi çalışalım. Günün sözüne baktığımızda bir sınav dev bir ormanda kendine yol açmaya benzer diyor. Bir filmden alıntı yapılmış bir cümle. Ben de bu filmi izlemiştim. Mutlaka siz de izleyin istiyorum. Arkadaşlar gerçekten de gireceğimiz üniversite sınavı esasında D bir ormanda kendimize yol açmak gibi olacak. Ne demek istiyorsunuz hocam? Şunu demek istiyorum. Sınava başladığınız zaman, sınava başladığınız zaman ister istemez takılacağınız sorular olacak. İster istemez bazı sorular sizin moralinizi bozacak. Ve bu soruya takıldığınızda emekleriniz, gayretleriniz, çalışmalarınız aklınıza gelecek. Ve nabzınız daha sert, daha hızlı, deli gibi atmaya başlayacak. Fakat siz şunu unutmamanız lazım. Bu soruyu atlayıp diğer sorulara geçmeli ve asla ve asla sınav esnasında ...takıldığınız soruyla vakit kaybetmemelisiniz. Bunu neden şimdi anlatıyorsunuz hocam? Bunu birazdan söyleyeceğimiz normal denemeler çözerken de yapmalısınız. Yani normal evde deneme çözerken... ...X yayınlarından, çıkmış sorulardan, Tonguç yayınlarından hiç fark etmez. Hangi denemeyi çözerseniz çözün aynı yöntemi uygulamalısınız. Yani D bir ormanda kendinize yol açmalısınız. İğmeyi kaybetmemelisiniz. Yani sürekli ilerlemelisiniz. Takıldığımız soru ne olacak peki? Takıldığımız soruya tabii ki geri döneceğiz. Belki boş bırakacağız, belki geri döneceğiz. Ama esas önemli olan o sorun ne olduğu değil. Önemli olan sınav boyunca kendi yolunuzu açmak ve kontrol sahibi olmak. Yani sınavda başladın diyelim ki AYT desin. Çevirdin sayfayı. Bir tane soruya takıldın. Paragraf sorusu edebiyatta bilgi sorusu da değil. Ama bu soruya takıldığın zaman 5, 6, 7, 8, 9, 10 hep bu soru aklına gelecek. İşte bu soruya takılmamayı şimdiden zihninize yerleştirmelisiniz. Demelisiniz kardeşim ben bu soruyu boş bıraktım birazdan döneceğim. Ve bu soruyu unutabilmelisiniz. Bunu sınav günü değil sınavda uygulayacağınız bu yöntem esas hayatın kendisinde de var. Hayatın içerisinde bazen olumsuzluklar bazen sıkıntılar olacak ama biz kendimize bir yol açacağız. Bir hedef belirleyeceğiz. O hedefe ilerlerken önümüze çıkan hiçbir engel bizi durdurmayacak arkadaşlar. Günü yorumuna baktığımızda Uğur Yıldız diyor ki hocam sayısalcıyım Allah kurtarsın kardeşim. Sizlere birkaç sorum olacaktı. Hemen bu birkaçı bitişik yazalım. Bir, deneme takvimi oluşturursak kaç günde bir TYT, kaç günde bir AYT denemesi çözmeliyiz? Arkadaşlar her gün bir TYT, her gün bir AYT çözseniz o kadar değerli. Ama elinize yeterince deneme yoksa veya çıkma soruların tamamını bitirdiyseniz sizin yeriniz olsam bir gün TYT, bir gün AYT çözerim. Ama her gün e, deneme çözmeye gayret göstermelisiniz arkadaşlar. E, deneme çözmek daha keyifli olduğu için ben bir gün TET bir gün AYT ya da her gün bir TET bir AYT çözelim diyorum. Geçmiş yıllardaki sınav sorularını da çözmek bir deneme olarak nitelendirilebilir. Sonuçta onlar da öğrencilerin e, girdiği bir denemedi. Yani 2020 TET bir TET denemesidir. 2019 TET bir TET denemesidir. Tekrarları kaç günde bir yapmalıyız? Arkadaşlar tekrarlarını zaten denemeler üzerinden olacağı için tekrarları şu şekilde yapabilirsiniz. Diyelim ki açtınız AYT denemesini çözdünüz veyahut da işte herhangi bir yayından açtığınız deneme çözdünüz. Bu denemeyi çözerken takıldığınız soruların kendisini öğrenmek. O soru alakalı kendinize ödev vermek soru bankalarından zaten o bir tekrardır. Yoksa tekrar oturup da böyle tek tek böyle bismillah diye bir daha bir daha okumak değildir. Size sınavda bir soru verecekler, size sınavda bir deneme verecekler. Dolayısıyla onun provasını yapmalısınız. Artık konu çalışmaya gerek var mı yoksa hep deneme mi çözelim? Eğer konuları bir kez bitirdiyseniz ve konularda takıldığınız kısımlarla alakalı duvarlarınıza ekstra bilgileri böyle pıt 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 yapıştırdıysanız o zaman artık konu çalışmayıp bol bol soru çözebilirsiniz. Bakın Onuncu kez belki de yüzüncü kez söylüyorum bilmiyorum ama size sınavda konu anlatmayacaklar Size sınavda gelecekler böyle açacaklar. Cevapları önünüzde olan A, B, C, D, E'den bir cevabı olan bir deneme sınavı verecekler. Dolayısıyla onun provasının fazlasıyla yapmanız lazım. Ama Bilmediğiniz bilgiler var. Mesela demiş ki burada garip şiirini örnek olarak gösteremez. E garip şiirin ne olduğunu bilmiyorsan sen ya da türevin ne olduğunu bilmiyorsan onları zaten önceden çalışmış olmalıyın. Ama tekrar söylüyorum sınav anında soruların en az yüzde %5'i onu bilsen bile kondisyonun iyi olmadığı için kaçırabileceğin bilgilerden oluşuyor. Onu da iyi bilmemiz lazım. Yani kondisyon kazanacağız, bilgi sahibi olacağız ve sınavda coşkulu bir şekilde bizi küçük soruların, yanlış soruların, hatalı soruların, zorlayıcı soruların durdurmasına izin vermeden sımsıkı sonuna kadar bitirmeliyiz. Turlama taktiği uygulamalıyız. Bunun da provasını şimdiden yapmalıyız. Yani sınav günü turlama taktiği yapacağını zaten biliyorsunuz. Ama bunun önceden provasını yapmazsan sınav günü ister istemez bir tane soru geldiğinde alışkanlık olarak yeniden o soruya takılıyorsun. Bir daha bir daha bakıyorsun. Halbuki eğer sen atlayıp hemen diğer soruya geçmeye alıştıysan turlama taktiğine alıştıysan çok güzel bir şekilde sınavını sonuçlandırıyorsun. Günün kaynağı ayeti ayna denemeleri sayısal. Size sınavda ayna tutacak denemeler hazırladık arkadaşlar. Tam da sınava özgü sorular hazırladık. İnşallah gerçek sınavda da dejavu hissi yaşayacağınız, ''Aa ben bu soruyu çözmüşüm.'' diyeceğiniz mükemmel sorular hazırladık. Aynı zamanda en başında sizler için hazırladığımız analiz koçlu sayfaları da var. Bu kısımlardan da yaptığınız hatalarla alakalı direkt spesifik olarak e, nokta atışı çalışmalar da yapabilirsiniz. E, günün okuluna baktığımızda Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İzmir'e yakın değil İzmir'in içinde artık Manisa arkadaşlar. Yani dip dibeler tünelden sonra böyle yan yana oldular. Dolayısıyla Manisa'da okuyan bir öğrenci İzmir'de okuyan öğrencilerle aynı keyfe aynı sosyalliğe sahip diyebiliriz. Tabii ki devlet üniversitesi olduğu için de birçok önemli imkanlar olduğunu da söylememiz gerekiyor. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım vitesi 5 8'e çıkarıyoruz. Artık biliyorsunuz 8 vitesi araçlarda var. 8'e çıkarıyoruz ve daha sıkı çalışıp hayallerimize kavuşuyoruz.